işkenceyle öldürdüler. Bir müsaadenle Filiz Keresteçioğlu, şu anda Kahramanmaraş'tayız. Tam 248. saatte bir canlı kurtarma. Ay, o ana tanık oluyoruz. Mendil ya da kağıt abla. Araç çıkamıyor. Ambulans çıkamıyor. Ambulans çıkamıyor. Oraya bak, oraya, buraya bakma. Nasıl, nasıl birbirine sarıldı o kurtarmacılar, nasıl? Ay, ne kadar, ne kadar, ne kadar inanılmaz görüntüler bunlar. Canım, canım, nasıl, nasıl sevindiler kendi yakınları gibi. Bunlar canlı olarak geliyor efendim, bu görüntüler. Evet. Atabey Apartmanı Kahramanmaraş'ta. 248. saatte kurtarılan kim şu an itibariyle bilmiyoruz. Madenciler var, evet. İtfaiyeciler var. Evet, hadi şimdi sıra doktorlarda, hekimlerde can olmaya çalışacaklar. Çünkü 248 saat enkaz altında kalmak vücudun bütün dengelerini bozdu. Şimdi doktorlara emanet o can. O dengeyi tekrar oluşturmaya çalışacaklar. Böbrekleri kurtarmaya çalışacaklar. Hiç kolay değil. Tabii Filiz Keresteçioğlu, siz göremediniz. Ben burada gerçekten çok zorlandım görüntülere bakarken. Filiz duymuyor galiba sesi. Dün Antakya'da da oldu mesela. Yani o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Daha şu anda her şey bitmiş değil. İnsanların değil. Nerede enkaz altında kaldıkları da önemli. Yani bir şey kırılmamıştır, mutfakta kalmıştır. Mesela beslenebilmiştir. Yani bugüne doğru kadar yaşayabilmiştir. Ya da herkesin gücü farklı. Bunu da gerçekten unutmamak lazım. Yani insanlar şu anda her şey bitti gözüyle bakılmasını asla istemiyorlar burada da. Ben birkaç şeyi daha söylemek isterim Ayşenur Hanım. Lütfen. Dün özellikle o işte bir takım nasıl diyeyim ırkçı yaklaşımlarla ya da işte gerçekten rivayetlerle de insanlar linç edilmeye çalışılıyor. Yani bir tanesi mesela hafız çıktı, yani hırsız dediklerinin. Aynı şekilde dün de biz maalesef o işkenceyle öldürülen Ahmet Güreşçi'nin ailesini ziyaret ettik. Tülay Vekil'le beraber. Filiz Keresteçioğlu, çok affedersiniz. Ben haberi bir kısacık hatırlatayım. Biz de vermiştik. Bu arada sevgili genç kardeşim Seyhan Avşar otopsi tutanağını da yayınlamıştı bulup. Şimdi yağmacı diye bir ihbar üzerine bir eve gidiliyor. Orada biri gözaltına alınmak isterken kardeşi ne yapıyorsunuz siz, ne alakası var diyor. Bu sefer kardeş de alınıyor ve ne yazık ki kardeş hayatını kaybediyor. Yani diyorlar kaybetmiyor. Ki kafasını kaçmak istiyordu, duvara vurdu falan. İşkence sonucunda. Halbuki topuklarına kadar yaralanmış, işkence sonucu ölmüş bir genç insandan söz ediyoruz. Evet, Filiz Keresteçioğlu. Yani kardeşi perişan bir halde. Yani onun da kafa göz yarılmış. Aynı şekilde o da işkence görmüş. Ve vahim olan şu, yani
Dedi ki bize, jandarmanın bunu kendisi söyledi, yani biz ikimizi de atarız enkaza. Yani şimdi öyle kaotik bir ortam ki, hakikaten dün yolda bir polis çevirmesine denk geldik ve orada polislere de söyledim. Yani siz tamam bir görev yapıyorsunuz, gerçekten ama sakin olun, çünkü hata yapabilirsiniz. Hani insanlar evet hırsızlıktan da kaygılanıyorlar, böyle kaygılar da var, başka kaygıları da olabilir. Ama lütfen birazcık güler yüzlü davranın ve sakinlikle önce durumu anlamaya çalışın. Çocuklara resmen işkence edilmiş. Yani bir insan öldürmek nedir? Hırsızlık yapsa da insan öldürülebilir mi? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani o ailenin gerçekten kendini güvende hissetmesi lazım Ayşe Hanım. Ben bunun takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizler de son olarak haberci olarak elbette. Evet son olarak bir toparlayalım Filiz Keresecioğlu. Son olarak da Ali İsmail Korkmaz'ın ailesini ziyaret ettim. Dün maalesef onlar da biliyorsunuz. Ya evet dün İsmail. Adı İsmail olan yine kuzenini kaybettiler. Çok da benziyor. Canım canım. Eşi de birlikte eşi de, ölmüş. Evet. Hamile bebeğiyle birlikte. Ah canım. O da çok büyük bir acı gerçekten. Onlar da çok acılı bir aile. Onlarla da birlikte olduk dün. Yani her yerde koordinasyon merkezleri var ve herkes bir dayanışma içerisinde. Lütfen engellemesinler. Dayanışmayı engellemesinler. Yani bakın Siirt'te, Batman'da inanılmaz şekilde çabalarla toplanan 85 soba, tonlarca odun ve kömüre Antep girişinde engel oldular. AFAD alıyor. Ya kardeşim bu insanlar tırnağından dişinden arttırarak yardım ediyorlar. Neyi engelliyorsun? Yani böyle bir tekçilik olabilir mi? Bırakın herkes dayanışsın, herkes gerçekten elinden geleni yapsın. Çünkü aralarımızı birlikte saracağız diyorum ben. Peki çok teşekkür ediyorum Filiz Keresecioğlu. Ben de size bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şu anda Ortodoks Kilisesi'ndeyiz çünkü çekmiyor internetler. Ancak buraya çıkabiliyoruz yayın için. Başka yerlerde nispeten ama gerçekten... Evet iletişim hala... İletişim hala sağlayamadılar daha yani. Evet, hani kaç gün oldu? 11. gün bitiyor neredeyse. Bu arada... Nesrin Hanım size de iyi günler. Filiz evet. Sana da Filiz. İyi bak kendine lütfen. Şimdi dayanışma. Buna niye engel olursunuz? Niye engel olmak istersiniz? Bakın şimdi bir görüntü gelecek ekrana. O dayanışma tehdit onlar için. Evet, bir siyasi görüntü gelecek. Açısından tehdit. Onu bir görelim, onun üzerine özellikle söyleyecek çok şeyiniz olduğunu düşünüyorum Nesrin Nazım. Uludere, Roboski'deki o katliamla hatırladığınız yer, Şırnak'ın ilçesi, Uludere'den deprem bölgesine yardım gönderiliyor. Hangi koşullarda? Yani inanılır gibi değil ama biz orada olmalıyız, o yaraları sarmalıyız diyor insanlar.